Böyle bir olaylar geliyor gibi hissediyorum şu anda. Olay falan gelmez. Ne gelsin? Ben göreceğiz. Hilal, sen çok kombin değiştirdin. Önce bunu giydin, evet. Sonra gri bir takım giydin, sonra önce mavi bir etek giydin. Evet. Yani sürekli böyle değiştirdin. Aslında bu iyi bir şey ama aynı zamanda da insanın kafasını çok karıştıran bir şey. Çok karıştırdı. Senin burcun ne? Akrep. Herkes akrep. Ha, sen de mi akrepsin? Evet, akrebim ben. Yükselenin ne? Yükselenim de akrep benim. Ana. Kaç. Çok zor. Renkleri çok beğendim. Ama öncesinde bir yorum alalım. Burcu, niye beğenmedin? Söyle bakalım. Yani ben benim çanta takıntıma laf ediliyor ama kendisi de sürekli aynı çantayı takıyor. Ben çantasını manasız buldum. Ayakkabısı güzel. Altındaki şortu, yani belki bir kot yapsa, çantasında sırt çantası yapsa, geçen de bulduğu sırt çantası güzeldi. Bir tane bulmuştu ama onu ben de bulamadım burada. Öyle yapsaydı Kadife daha güzeldi. Ben beğenmedim. Kadife çantayı alacaktım. Tamam da yerine bakmıyoruz siyah dediler kadifeyi bazen. Siyah kadifeyi alacaktım. Olur mu öyle şey? Sırt çantası yani. Manaya gelin gerçekten. Silver bel çantası olmasındansa bir sırt çantası görmeyi tercih ederdim. Çünkü kendisi de spor kombinlemiş. Ben sırt taktığımda hiç kimse sırt takmamıştı. O zaman akıl etseydin. Şimdi taktım ben de sırt. Şu anda da i̇şte başka, benden başka kimse sırt takmadı. O zaman kopyalamış takma gibi oluyorsun. Önce ben yaptım, senin sonra kombinini niye kopyalayayım? Şapkayı kombinledik şu anda. Yani o zaman başka bir şey kombinlemiştik. Şimdi sen sırt çantası taktın diye ben hiç sırt çantası takmayacağım mı? Hayır, onu taksaydın diyorsun. Hayır, öyle bir şey takabilirdin. Kadife, bulmuşsun o zaman. Kadife mi takacaktım? Ya yine bulabilirdin başka bir sırt çantası. Aha, bana evet laf ediyorsun. Sen diyorsun ki yani bunun yerine bir sırt çantası kullanmayı evet diyorsun. Çünkü o da benim spor şimdi. Evet, o da spor kombinlemiş. Anladım. Tamam. Yorumunu aldık böylelikle. Beni sizlerden yorum alalım. Ayşe, sen nasıl buldun? O çantanın peşini bırak ilk olarak. Valla ben de bırakmak istiyorum ama benim peşimi bırakmıyor. Bırakmalısın. Bir de Raşit Bey, bu şortları sana çok yakıştırdı. Artık onun da peşini bırak. Çok sıkıldık. İlk kombini ama çok hani beğenmiştim tek, yani ben. Ama tek bunu yapmış olsaydım evet mavi etiği çok beğenmiştim. Evet. Ondan neden vazgeçtim bilmiyorum. Bak hiçbir şey, her şeye konsantre. Aman ne yapıyorsun? Of, içimde şey var. Ne yapıyorsun? Bunu deniyorum ama başka bir şeyle deneyeceğim bunu. Kabine başka bir şey koydum çünkü. Bir de bu sanırım birazcık kışlık gibi, üstüne bir ceket bir şey alabilirdin diye düşünüyorum. Kot ceket almak istemedim çünkü kızların ikisi de kot ceket giydiler. Diğerlerinin de formu bu paraşüt kumaş mı deniyor, öyle formdaydı. Bir de gri takım denediğimde paraşüt kumaş, şey paraşüt kumaş şu an ne? Bu şeffaf şey gibi olan var ya. Evet. Keşke onun beyazını alsaydın, en azından bir şey almış olurdun üstüne yeni diye düşünüyorum. Ayakkabılarını sevdim. Bu kadar. Teşekkürler. Sen bence bayağı düşman kesildiler bunlar. Hı? Olsun. Bugün düşman, yarın dost. Değil mi? Ben ama size en başından beri söylüyorum. Yarışmada rakipten dost olmaz. Dinlemiyorsunuz beni. Ne tür olacaksınız? Yine, yakın yine olmayacaksınız. De, yine de yüreğim el vermiyor yani. Hepsine ben de yardım ediyorum. Onlar da yardım ediyor. Fermuar açmada ya da kabinde herhangi ya, bir şeyde yardım aynen ediyoruz. Yorumlar çok sertti kombinimle alakalı. Hani sadece çanta için değil, şort için de bu şorttan vazgeç dediler. Ama ben ilk kabine gittiğimde şortu deneyip çıkmadım. Bir etek denemiştim, sonra takım denedim, üzerine ceket attım. Burada milyonlarca ürün yok, tabii ki tekrara düşebiliriz. Aynı anda yani iki tane arkadaş yan yana aynı kombini yapabiliyorlar. Ayça de aynı ceketi iki kere giydi mesela. Hani tekrara tabii ki düşebiliyoruz. Ama en azından aynı renklerle ve aynı kombinasyona gitmemek önemli olan. Ben de bunu sonuna kadar başardığımı düşünüyorum. O farklı canım. Edelim onda da. Ne yapayım orada kafasına vurup bayıltamam. Açamam bunu. Açamam bunu diye. Hilal, ben denemiş olduğum kombinler arasında en çok bunu beğenmiştim. En azından öyle söyleyeyim. İlk giydiğin mavi etekli, yani çok emin değildim yani onda ama hatta bunu giydim sonra başka bir şey giydim, ben ciddi bir hayal kırıklığına uğradım. Gri takım mıydı? Korktum onu giyeceksin diye. Ben de korktum yani, yok yok. bu tatlı oluyor oldu ama bu kombin sana 5 puan aldırır mı onu bilmiyorum. Göreceğiz, evet bakalım. Onu göreceğiz. Sert yorumlardan sonra. Bakalım, her şey olabilir. Ve sırada Meryem'in kombini var. Sizin içinize ikinizin de çocuk kaçtı. Gerçekten söylüyorum. Biriniz Afacan Alican, biriniz ne bileyim ben. Benim kombinime uygun bence şapkam. Ama yaşına uygun değil bu kombin. Ruhum çocuk.
Ya benim de ruhum çocuk da yani kalkıp burada şey yapmıyorum yani hani ne bileyim ben. Çözüksüz şeyler giymiyorum yani. Raşit Bey yaşıma yakıştırmadı. Bence bunun yaşla bir alakası yok. Ya ben sonuçta 40 yaşında birisi değilim. Yani 30, yani 29 yaşındayım ama 29 yaşında gösterdim de düşünmüyorum. Gayet de giyilebilir bir kombin. Meryem çok rüküşsün. Gerçekten mi? Çok yani. Aşırı manasız. Yani ben elimde olsa bu etapta hiçbirinize puan vermem. Üçünüzü de beğenmedim yani. Ama bir şekilde kötünün iyisini seçeceğiz galiba. Evet. Puanlamaya geçelim. En şık benim de. Bu haftanın finalindeyiz. Şimdi haftanın üçüncüsünü açıklıyorum. İkinci etapta aldığı puanla haftanın üçüncüsü olan yarışmacımız Burcu. Burcu, ilk etapta 2 puan almıştın. Bu etapları 1 puan aldın ve 3 puanla haftanın üçüncüsü oldun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Seni böyle alayım. Kızlar, aranızdan biri 5 puan aldı, biriniz de 2 puan aldı. Sadece 1 puan farkla ikinizden biri 5000 TL değerinde ödülün sahibi olacak ve de haftanın birincisi olacak. Yakın arkadaş olduğunuzu biliyorum. Burada yakınlaştığınızı da biliyorum. Zor bir durum olsa gerek böyle yan yana durmak. Ama bu bir yarışma. Kesinlikle öyle. Bu tip durumları biliyorum. Kendi meslek hayatımda yaşadım defalarca. Rekabet anlarında zordur böyle şeyler. Sadece 1 puan var aranızda çünkü. En şık benim de bu haftanın kazananı. Meryem hislerini merak ediyorum. Ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun şu anda? İnanılmaz heyecanlıyım. Yani çok gerginim. Yani tek söyleyebileceğim şey bu. Çok gerginim. Hilal sen? Galiba bir şey hissedemiyorum şu an. En şık benim de bu haftanın birincisi Hilal. Gerçekten. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hilal. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Hakikaten çok iyi yarıştın. Teşekkürler. Bence bu etabın da en şıkkı sendin. Çok teşekkür ediyorum. Rengini belli etmemeye çalıştım. sanırım da belli etmedim diye düşünüyorum. Ben hiç duymadım, hiç duymadım. Ben senin kombini çok beğendim. Meryem seni de tebrik ediyorum. Koskoca bir hafta. 4 gün geride bıraktık. Ve de hafta sen de haftanın ikincisi oldun. Hilal seni böyle alayım. Bu hafta kesinlikle çok mücadele ettim. Puansız bir günüm dahi yok, hiçbir etabım dahi yok. Yani puansız geçmedi ve geçen hafta orada kendimi eleme potasında gördüğümde zaten yıkılmıştım. Eskişehir'den geliyorum. Buraya elenmek için asla gelmedim. O yüzden bu hafta inanılmaz hırslı ve motive geldim. Birinciliği kesinlikle hak ediyordum. Ve sonuna kadar da gittim. Bütün parçaları, deneyebileceğim birçok renk, hiç hayatımda kullanmadığım renkleri denedim. Ve harika bir kombin çıkardığımı ben de düşünüyorum. Ağzın kulaklarında. Evet. Aldın 5000 TL hediye çekini. Nerede 5000 TL hediye çekini? Gelsin bakalım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Güle güle kullan, güle güle harca. Çok sana şans getirsin inşallah. İnşallah. Çok tebrik ediyorum. Teşekkürler. 2 haftadır bu oluyor. Son yüzüp yüzüp böyle sonuna gelemiyorum. Kalıyorum bir yerde, tıkanıyorum. Yani yarın yine asla eğlenmeyeceğim ve Türkiye'nin en şık kadını ben olacağım. En şık benim de bu haftanın finalinin sonuna geldik. Yarın biliyorsunuz aramızdan bir kişi ayrılacak maalesef. Yarışmanın kuralı bu.
Bakalım kim olacak? Sen rahatsın. Rahatım artık, evet, garantiledim. Aynen. Eleme potasına bu hafta girmiyorsun. Kendi hayatımda da her zaman iddialı bir insandım. Buraya geldiğim ilk günden beri de söylüyorum Türkiye'nin en şık kadını benim diye. Ve Türkiye'nin en şık kadını olmaya geldim. Bunu da birincilikle kanıtladığımı, ispatladığımı düşünüyorum.